Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Öğretmen, ilkokul 3. sınıfta ya da 4. sınıfta öğrencilerine soruyor, ortaya soruyor. Gelinler düğün gecesi neden beyaz gelinlik giyerler diyor. Ahmet parmağını kaldırıyor. Söyle bakalım Ahmet. Öğretmenim diyor, mutlu oldukları için diyor. Ve mutlu olacakları için. Peki aferin oğlum diyor. O sırada diye bir ses duyuluyor. Ses Mehmet'ten geliyor. Anlıyor öğretmen, Mehmet'e dönüyor. Hayrola Mehmet, bir şey mi oldu? Öğretmenim şimdi anladım diyor. Neyi anladım diyor. Damatların neden siyah giydikleri. Canlarım, her sonuç bir sebebe dayanır. Değil mi? Bu kadar basit. Evet, çok basit bir kuram aslında. Son dönemlerde sebepsiz sonuç da olur diyenler var. Olabilir mi bilmiyorum. Henüz ben o noktalara kadar gelmedim. O kadar büyük bilgi sahibi değilim canlarım. Erdoğan Avrupa'yı bir kez daha bana göre uyarma değil bu. Ben bu tarz politikaları doğru bulmadığım için o kelimeyi kullanacağım. Bir kez daha tehdit etti. Böyle dış politik olmaz. Peki ne dedi? Bakın ne demiş. Afganistan'dan gelecek göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmaz. Peki, bir an için haklı olduğunu söyleyelim. Afganistan'dan göç geleceğini söyleyelim. İyi de Avrupa nere, Türkiye nere? Aramızda bir de İran var. Yani diyor ki, bakın Afganistan'dan gelecek olan göçe engel olmam. İran'la zaten anlaşırım, bırakırlar, geçerler benden. Bırakırım size. Neden yapıyor bunu? Bunlar doğru politikalar değil. Yani sebebi sonuca uydurmak. Ortada bir sonuç var. Fakat sebep yaratıyor. Oysa önce sebep vardır zaten. Arkasından sonuç gelir. Bizde öyle değil. Önce bir sonucu gösteriyor Erdoğan. Sonra diyor ki bakın bu sonuca göre bir sebep yaratabilirim diyor. Küçük Mehmet'in, erkeklerin, damatların neden siyah giydiklerine ilişkin cevabı elbette şaka, espri olsun diye yapılmış. Mutlaka damatlar da çok mutlu olacaklarına inandıkları için o gece güzel şık giyiniyorlar. Avrupa'da damatlar siyah giymiyor. Gri giyiyor. Benim tanık olduğum Avrupa Hristiyan alemi düğünlerinde, bilhassa protestanların düğünlerinde zannederim. Erkekler, damatlar yani gri elbise giyiyor. Hatta o törene siyah elbiseyle gelmek bile hoş karşılanmıyor. Canlarım, Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın ve Osman Kavala'nın tahliyesi için defalarca karar aldı. Haklı olarak kimlerini soruyorsunuz? Ya dede, hani bu Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi çok adaletliydi? Hani bu Avrupa Birliği ülkeleri çok adaletliydi? Canlarım be, ne yazık ki uluslararası ilişkilerde devletlerin, o ülkelerin çıkarları ön plana geliyor. Ön plana alınıyor. O süreçte o ülkeleri yöneten politikacılar da nihayet politikacı oldukları için önce kendi halklarının çıkarlarını düşünüyorlar. Biz de kendi halklarımızın çıkarlarını düşünemez miyiz? Tabii keşke düşünebilsek ama öyle politikacıyı nerede bulacağız? Ya rahmetli babacım derdi, öyle politikacı bulsam damat alırım kendime derdi. Şimdi böyle bir politikacı ne yazık ki Türkiye'de henüz iktidarda yok. İktidarda olmayanlar arasında mutlaka var. Olduğuna da inanıyorum. Kim? İsim vermeyeyim ama belli ki var. Belli ki ortaya çıkacaklar bunlar. Avrupa Birliği ülkeleri, mesela diyelim ki Selahattin Demirtaş veya Osman Kavala bir Polonya yurttaşı olsaydılar. Yani bu başlarına gelen Polonya'da başlarına gelseydi Avrupa Birliği ülkeleri dünyayı Polonya'nın başına yıkarlardı. Çok ağır tedbirler alırlar, çok ağır yaptırımlar uygularlardı. Ya da Macaristan'a veyahut ne bileyim işte Bulgaristan'a, Romanya'ya
Yani değil, değil ki Selahattin Demirtaş ya da Osman Kavala Roman vatandaşı yahut da bir Bulgaristan vatandaşı. Dünyayı başlarına yıkarlardı. Neden? Ve oralarda mülteci yok çünkü. Erdoğan bunu çok net gördüğü için, çok net bildiği için, yaşayarak öğrendiği için politikada, dış politikada bu tarz tehditleri geçerli bir yol olarak kullanıyor. Ben nereye kadar kullanabilirsiniz? Avrupa Birliği ülkeleri de nihayet bir tek ülke değil. Şimdi iktidar da değişti. Bakınız, Türk dostu Laşele miydi? Laşele miydi? Adam başbakanlığı kabul etmeyecek, edemeyecek çünkü partinin genel başkanlığından istifa etti. Öyle biliyorum. Zaten partisi de seçimi kazanamadı. Seçimi kazanan sol parti oldu. Yani Sosyal Demokrat Parti oldu. Büyük ihtimalle belki de Yeşillerle ve Liberallerle ortak hükümet kuracaklar. Liberallerin ve Yeşillerin Recep Tayyip Erdoğan'ın taleplerini kabul etme ihtimali bana göre şimdilik sıfır gibi görünüyor. Peki ne olacak? İşte adımız kötüye çıkıyor. Diyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler en ufacık bir fırsatı istismar edip bizim aleyhimizde kullanıyor. Keşke kullanmasa ama kullanıyor. E peki yani ne olacak? Avrupa Birliği ülkeleri ya da Avrupa Birliği Recep Tayyip Erdoğan'ın taleplerini kabul etmez. İstediğimiz kadar çok miktarda para vermezse biz Afganları Türkiye'ye alacağız. Buradan Avrupa'ya geçirmek için bir de ayrıca uğraş mı vereceğiz? Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve benzeri diğer on binlerce mağdur, masum ve mazlum yine mi tahliye olmayacak? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kararına rağmen mi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni kim uygulayacak Türkiye'de? Yargı uygulayacak, yerel mahkemeler uygulayacak. Yerel mahkemeler kendi başlarına karar alabiliyor mu? Cevap vermeyin biliyorum. Ama ben her şeye rağmen Osman Kavala'nın da, Selahattin Demirtaş'ın da, diğer mazlum, mazlum, masum ve mağdur yurttaşlarımızın da tahliye edileceklerine inanıyorum. Efendim, hukukun gereği değil, ülkeyi yöneten siyasi iradenin siyasi çıkarları öyle emrettiği için. Çünkü o noktaya gelecekler ki başka çıkış yok. Yani no way out. Film, evet. Evet canlarım benim. Evet, geçelim başka bir konuya. Bugün 1 dolar 9 lira 04 kuruşu gördü. 9 lira 04 kuruşu gördüğüne göre 9 lira 04 kuruşun üzerine çıkabilme ihtimali her zaman var. 18 Ağustos muydu, 15 Ağustos muydu, 2018 senesi zannediyorum 15 Ağustos ya da 17 Ağustos, neyse. İşte o Trump'ın attığı bir tweet, dolar bir Beşiktaş maçı oynanırken, yani gece yarısı, hemen hemen gece yarısı dedim, saat 9'dan sonraki yazın geç vakit oynanıyordu biliyorsunuz. Dolar birden 7.28'e kadar fırlayıverdi. Kaç paradan? 5.90'lardan falan herhalde, değil mi? Yani olağanüstü ve kendi kendine yapılmış bir devalüasyondu. Sonra alınan tedbirler, yükseltilen faizler, dolar geriledi. Tekrar 5.94'ün bile altına düştü. Hatta 5.15'lere kadar gitti. Ama o zamanlar bir daha dolar 7.28'i görmez diyenler acaba bugün ne düşünüyorlar? Ya dolar TL karşısında bir zirveyi yakalarsa o zirveyi daha sonra mutlaka yakalayacak ve aşacak demektir. Bakınız, Türkiye Cumhuriyeti'nin parası çok değersiz. Neden değersiz? Ekonomi güçlü değil. Ekonomimiz sürekli enflasyon yaşıyor. Ekonomimizde olağanüstü bir işsizlik oranı var. Ekonomi üretemiyor. Ekonomi üretemediği için yurt içindeki, içerideki fiyatları baskılamak amacıyla enflasyon daha yukarı gitmesin diye nereden borç, harç buluyor, yurt dışından mal satın alıyor, hizmet satın alıyor. Haliyle bu durum Türkiye ekonomisine olan güveni iyice sarsıyor. Bir de buna Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin güvenilmezliğini ekleyeyim. Dış kaynak gelmiyor.
Dış kaynak gelmezse ne yapabilirsiniz? Kendi paranız da yok. Kendi paranız nasıl yaratılacak? Yurttaşlarınız önce karınlarını doyuracak. İbadete et, yani konakladıkları evlerini, kira ise kiralarını ödeyecek. Satın almışlarsa taksitlerini ödeyecek. Kendi evleri ise yine de işte yakıtlarının ıvır zıvır diğer giderlerini ödeyecek. Sosyal harcamalarını yerine getirecek. Çocuklarının haliyle tabii ki eğitim masraflarını, giyimini, kuşamını, yemesini, içmesini, bütün bunları sağlayacak. Sonra da eline kalan para ile ne yapacak? Tasarruf yapacak. Ya ülkenin cumhurbaşkanı ucuz dediği, fiyatlar uygun dediği bir tarım kredi kooperatifi satış marketine gitti. İncik boncuk aldı. İncik boncuk. Yani öyle gıda, et, süt falan, peynir, beyaz peynir, zeytin. Bu gibi şeyler almadı. Ya da mutfak malzemeleri, banyo malzemeleri, çamaşır malzemeleri almadı. 1000 liranın üzerinde para verdi. Bir markette 1000 liranın üzerinde çikolata, kakao, ne bileyim işte bisküvi çocuklara falan filan. Canlarım. Bir de fakir fukarayı dar gelirli düşünün. Fakir fukara dar gelirli dediğinizde yoksulluk sınırı içinde yaşayan, altında yaşayan sayı 36 milyon. Böyle bir ülkede tasarruf olabilir mi? Hiç tasarruf yok. Dışarıdan kaynak gelmiyor. İktidara güvenmiyorlar. Ekonominiz berbat. Enflasyonunuz yüksek. Şu anda faizlerimiz de enflasyonun altında. Yani reel faiz yok. Eksi faiz var. Para enflasyona yeniliyor. Ne olacak? Ne yapacak bu insanlar? Haliyle Türkiye'ye gelip yatırım yapmıyorlar. Başka bir korkuları daha var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetimleri ne zaman ne yapacağı belli değil. Yeni sanayiler, çalışanlarının şirketlerine, fabrikalarına el koydular. Yok pahasına, kendi yandaşlarına satmak. Hatta Deli Mermem çıkıyor. Biz Deli Mermem'in üzerinde. İçeri gireriz, içeride devam ederiz. Bu güzel havayı görünce 4 aydır yağmur yağmıyor. Ha bir çıkayım dedim. Dışarıda nefes alayım. Sizlere de dışarıda Akyaka'mızın bu mutlu havasını göstereyim size. Ya canlarım, demin yağmurda mecbur kaldım. Yarım bıraktım çekimi. Çatı balkonda gayet de iyiydi. Harika bir havaydı. İçine geçtim yine. Alışıldık yerime geçtim. Yani kitaplığımın önündeyim. Güzel yağmur yağdı. Ama Aydem diye bir elektrik şirketi var bu bölgede. Yağmur yere düştüğü andan itibaren elektrikler kesiliyor. tabii biraz egzajere ettim ama yani çok elektrik kesiliyor. İnanın bir saatten fazla sürdü kesinti. Evet neyse. Şimdi elektrik geldi. Ben de ışıklarımı yaktım. Ve kameramın karşısına geçtim. Çekim yapmak için hazırım. Devam ediyorum. Evet. Dolar 9 lira 04 kuruşu gördü. Sonra biraz geriler gibi oldu. Akşam üzerine doğru tekrar yine yukarıya çıktı. Canlarım, Merkez Bankası ile piyasalar arasında bir adeta dolar savaşı var. Piyasalar doların değerini Türk lira karşısında yükseltmeye çalışıyorlar sanki. Ya da satın almak istiyorlar doları. Neden? Çünkü dolar dünya piyasalarında giderek güçleniyor. Şimdi dolara yatırım yapan insanlara ya neden siz vatanınızı sevmiyor musunuz? Vatan hainleri diyenler var biliyorum çok. Ya kardeşim mal canın yongası. Sen devletini yönetenlere seslen önce. Ey devletimi yönetenler, ey ülkemi yöneten siyasetçiler. Benim param neden bu kadar değersiz diye onlara sor. Doğrusu o. İnsanlar paranın akümülatör olma özelliğini kaybetmesinden endişe ediyorlarsa durduğu yerde boşalan bir akümülatöre niye para versinler? Niye tutsunlar ellerinde? Bir an önce çıkarıp durduğu yerde boşalmayan akümülatöre sahip olurlar. Senin paran durduğu yerde enerjisini yitiren, hiç çalışmadığı halde, hiç ışık vermediği halde enerjisini yitiren bir akümülatör. Elin parası Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Avrupa Birliği ülkelerinin yani avro durduğu yerde değerini koruyan bir para.
Haliyle insanlar oraya gidecek. Canlarının yongası olan mallarını, paralarını koruyacaklar. Bundan daha tabii ne var? Haliyle onlar da senin paran değer kaybettikçe sağlam bir paraya hücum edecekler. Yasa dışı bir şey mi? Hayır. Gayet yasal. Ahlaksızca bir şey mi? Hayır. Ahlaklı bir şey. Bunun ahlaksızlık neresinde? Eğer ortada bir ahlaksızlık varsa, senin ülkeni yönetmek için sana verdiği sözleri tutmayanlarda. Seçin kardeşinizi, doları da düşüreyim, enflasyonu da düşüreyim, faizi de düşüreyim deyip, aksine üçünü de yukarı zıplatanlarda. Canlarım, dede ne demişti? Hatırlıyor musunuz? Yaklaşık 2,5 sene, 3 sene kadar önce Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan muhalefet partileri değil, Mr. Dolar, Mr. Faiz ve Mrs. Enflasyon indirecek demiştim. Neden Mrs. Enflasyon diye merak edersiniz? Doğuruyor çünkü demiştim. Doğurgan. Gördünüz, buyurunuz. Evet, muhalefet partilerinin büyük rolü var. Tabii ki rolü var. Büyük çaba gösteriyorlar. En azından demokrasimizi, hukuk devletini, laik devleti, sosyal devleti korumak, kurtarmak için mücadele ediyorlar. Kendi siyasi görüşlerinden, parti programlarından taviz veriyorlar. Buluşuyorlar. Yeni yeni çalışmalar yapıyorlar. Muhalefet partilerinin elbette gücü de var şu anda. Güzel etkileri de var. Ancak şu da bir gerçek ki Recep Tayyip Erdoğan'ı ve MHP'yi gerçekte bitiren Mr. Dolar, Mr. Faiz ve Mrs. Enflasyon'dur. Evet. Bu Mr. Faiz, Mr. Dolar, Mrs. Enflasyon üçlüsünü inanın herhalde 1994 yılından beri kullanıyorum. Günaydın gazetesini ilk yazmaya başladığımda Tansu Çiller başbakandı. Ona da aynı şeyleri yazıyordum, uyarıyordum. Bu üçüne dikkat edin diyorum Sayın Başbakan. Sizi bu üçü iktidardan düşürür. Öyle bir düşürdü ki. Öyle bir düşürdü ki. Bir daha iktidar yüzü göremedi. Canlarım, haliyle bir taraftan doları aşağı düşürmek isteyen piyasalar, pardon, bir taraftan doları yukarı çekmek isteyen piyasalar, diğer tarafta da doları 9 lira psikolojik sınırın altına itmeye çalışan Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi. Şimdilik piyasalar galip. Sonra ne olur? Bir yerlerden yine bir swap muhap borç bulurlarsa 5-6 milyar dolar gene çıkıp piyasaya satarlar. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Tabii yani çok eski değil, bundan herhalde 4-5 yıl kadar önce Özgür Demirtaş hocayı, Profesör Özgür Demirtaş'ı adeta yıldızlaştıran belki de ilk geceydi. Necmettin mi? Batırarp diye bir arkadaşımız Özgür Demirtaş'ın karşısına çıkmıştı. Özgür Demirtaş elbette iktisat bilimine göre konuşuyordu. Necmettin Batırarp ise Batırel, affedersiniz Batırel. Ya soyada bakar mısınız? Batırel. Hükümet onu dinledi de battı zaten. O ne diyordu? Merkez Bankası'ndan satarım bir 10 milyar dolar piyasalara, canını okarım da doların diyordu. Merkez Bankası ve Türkiye ekonomisini yönetenler, en başta da Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiği herhalde için olsa gerek, bütün ekonomi allameleri aynı görüşte birleştiler. Recep Bey'in de yardımı inayetiyle 128 milyar dolar satarak doları düşüremediler. Necmettin Batıral bunu söylediğinde dolar zannederim 4 lira dolaylarındaydı. Sattık 128 milyar dolar sattık. Sattılar, ben satmadım tabii ki. Dolar 4 liradan çıktı 9 liranın üzerine. Yavaş yavaş herhalde 10 liralara doğru gider diye tahmin ediyorum. Ama tahmin bile etmek istemiyorum. Canlarım. Evet, ben doların Türk lira karşısında değer kazanmasını İstemiyorum, yalan yok. Niçin isteyeyim kardeşim? Ha benim dolarım molarım da yok. Benim TL'm de yok, dolarım da yok. Boş ver. Çok şükür. Her şey de iyi. Boş ver. Kendimle ilgiliyse eğer. Ama bu 84 milyon insan için Türk lirasının bu kadar değersizleşmesi hiç iyi değil. Doğrusu neydi diye sorulduğunda hep söylüyorum. Merkez Bankası müdahale etmeyecek. Ne işi var Merkez Bankası'nın ya? Ha müdahale nasıl olur canlarım benim? Olağanüstü rezerviniz olur.
O zaman da şuna göre bakarsınız. Piyasalarda Türk lira durumu nasıl? Piyasalar durgun. Ve fakat piyasada Türk parası eksik. O zaman ne yaparsınız? Piyasaya Türk parası verebilmek için isterseniz piyasadan döviz satın alırsınız, isterseniz piyasada olan hazine bonolarını geri alırsınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa bankalarının, Avrupa Birliği merkez bankalarının yaptığı gibi. Öyle yapıyorlar. Ama önümüzdeki günlerde onlar da bu satın alımları kesecekler çünkü enflasyon yükseldi onlarda da. Haliyle faizleri yükseltecekler onlar. Yani bizim ne zaman ne yapacağımız belli olmadığı için o konulara çok fazla girmiyorum. Ama bizim merkez bankalımız, yönetenler böyle yapmadılar, böyle yapamadılar. Haliyle de işte bakın paramız ne hallere düştü. 1 lira 9 milyon liradan bile, 1 dolar affedersiniz, 1 dolar 9 milyon liradan bile daha fazla ediyor. 9 milyon 40 lira. Ya insaftır ya. AKP iktidara geldiğinde 1 dolar 1 milyon 320 bin liraydı. 1 milyon 320 bin lira idi. Bugün şuraya bakar mısınız? Hani Recep Bey diyor ya bazen öğrencilere geçtiğimiz günlerde. Hani şarkı söyledi o gün. Ben başbakan olduğumda diyor. Burslar 45 lira çıktı diyor. Şimdi diyor 650 lira. Oradan gencin bir tanesi diyemiyor ki efendim siz başbakan olduğunuzda Cumhurbaşkanlığı, Çankaya'daki Cumhurbaşkanlığı köşkünün masrafları bir yılda sadece 13 milyon liraydı. Ahmet Necdet Sezer Beyefendi ve eşi o kadar parayı harcayamadılar. 4 milyon lira geri kaldı. Onu da hazineye iade ettiler. 2020 yılında yani sizin Cumhurbaşkanınız olduğunuz son 2020-2021 belli değil. Harcadığınız para 4,5 milyar liraydı efendim. E diyemiyor çocuklar. Onu söyleyemiyorlar. Soramıyorlar, korkuyorlar. Ya. Ben olsam sorarım ama işte. Ve ben olsam bunu söylerim. Bizim maaşımızda enflasyonu da hesaba katarsanız, dövizdeki Türk lirasının değer kaybını da hesaba katarsanız, bize verilen para hiçbir şey değil. Ama sizin o dönemin Cumhurbaşkanına göre yaptığınız harcama, o Cumhurbaşkanının reel fiyatlarla yapmaya kalksanız yıllık harcamasının 8-10 katı. Reel olarak. Yani bir birim alsak, bir birim Ahmet Necdet Sezer o bir birime göre 9 lira harcamışsa Recep Tayyip Erdoğan bir yılda neresinden bakarsanız bakın 100 birim belki 110 birim harcamış. Enflasyondan arındırılmış haliyle söylüyorum. Canlarım. Ama bunu söyleyebilen yok. Şimdi önümüzdeki günlerde 21 Ekim'de değil mi? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplanacak. Çok büyük ihtimalle en az 50 bas puan daha faizler düşürülecek. Neden? Recep Bey öyle istiyor. Ya düşmezse Merkez Bankası Başkanı görevden alacak. Büyük ihtimalle. Öyle olacağı tahmin edildiği için de dolar aldı başını yukarı doğru gidiyor. Merkez Bankası Başkanı da çanak tutuyor. Çanak tutuyor. Bilerek çanak tutuyor, bilmeyerek çanak tutuyor, bilmiyorum. Hala diyor ki biz reskont yaparak yani bankalardan döviz endeksli bonolarını alacağız. Bir sene vadeli onlara Türk lira vereceğiz. Onlar bize bir sene sonra döviz olarak ödeyecekler. İyi de kardeşim bir sene sonra. Bir sene sonra. Ya kolay mı? Bu bir senede ne yapacağız biz? Söyleyecek şey bulamıyorum. Ağustos'ta cari fazla verildi. Evet. Neden? 4,5 milyar dolar net hata noksan var. Nereden geldiği belli olmayan para. Biliyorsunuz. O paranın nereden geldiğini ben söylüyorum. Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin halkın parasını çalıp yurt dışına kaçıranlar böyle zaman zaman işte 4,5 milyar, 5,5 milyar dolar getiriyorlar, satıyorlar. O andaki döviz fiyatlarını aşağı doğru çekiyorlar. Yani Türk lirayı dolar karşısında biraz değerli ya hale getiriyorlar. Bir süre sonra yine olmayacağı için, tutmayacağı için tekrar döviz yukarı
çıkmaya başlıyor. Onlar o düşük fiyattan aldıkları için dövizi yine karlı olarak çekip gidiyorlar. İşte o net hata noksan bu Merkez Bankası'na. Kaynağı belli olmayan para. İlk 8 ayda ya da 8 ayda yani Ocak ayından Ağustos sonuna kadar Merkez Bankası'na giren net hata noksan kaydı, yani Merkez Bankası'nın tahmini bulduğu, onlar Merkez Bankası'na gelmiyor, piyasalardan tahmini ediyorlar, 13,5 milyar dolar. 13,5 milyar dolar kayıt dışı döviz girdi Türkiye'ye. E kardeşim bırakın hayali ihracat yapsınlar bir yerlerde varsa daha iyi. Hem mal gitmez yurt dışına, hem döviz gelir ve Merkez Bankası'na gelir doğrudan. E vallahi daha iyi. Turgut Bey daha akıllıymış demek ki. Hem de daha çok daha dürüstmüş. Hiç olmazsa kimse çaldığı parayı getirmiyordu. Türkiye'de para yoktu ki çalsınlar. Merkez Bankası'nda. Ah benim canlarım, güzellerim benim ya. Böyle bir ülke haline getirdik. Nasıl olduk bilmiyorum ya. Bir başka risk daha var önümüzdeki günlerde. Dolar niye yukarı gidiyor? E çünkü doları satın alanlar piyasaları takip ediyorlar. Dünya piyasalarını takip ediyorlar. Türkiye'yi takip ediyorlar. Merkez Bankası'nda ne olup bittiğini takip ediyorlar. E biliyorlar ki önümüzdeki aylarda, yani bu Ekim, Kasım, Aralık, bilhassa bu 3 ayda çok dış borç ödeyeceğiz. Evet, acayip dış borç ödeyeceğiz. Doğal gaz alımı zirveye çıkacak. Petrol alımı o kadar olmasa bile halen petrolle ısınanlar var, fulo ile ısınanlar var. Onlara da talep gelecektir ama doğal gaz zirve yapacak, zirve. İthalatımız da artacak yani. Haliyle cari açığımız da artacak. Efendim yine o iyi saatte olsunlar, yurt dışından kendi paralarını getirirler mi? Ya getirseler ne olur? Kaç defa getirecek? Getirecek. Aynı parayı getiriyor. Yükselmişken dolara düşürüyor. Satıyor çünkü kendi dolarını yüksek fiyattan. Dolar düşükken yine geliyor. Elindeki Türk parasını onları satın alıyor. Onları satın almaya başlayınca dolar tekrar yukarı çıkıyor. Bir taraftan da devlet yani ekonomi dış borç ödemek zorunda, ithalat yapmak zorunda. Dolar yine alıyor başını, yukarıya gidiyor. Dün söylediğim gibi kedi kuyruğunu kovalıyor. Ya bu iktidarla Türkiye'nin ekonomisi düzelmez. Recep Bey'in kafasıyla ekonomi düzelemez. Mümkün değil. İçinde birileri çıkacak, Recep Bey'e diyecek ki Sayın Cumhurbaşkanı yanlış biliyorsunuz. Hatta hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ama o kadar çok saygı duyuyoruz ki zatenize, ya da korkuyoruz diyecek birisi ya. Evet korkuyoruz diyecek. Biz de yanlış yapmak zorunda kalıyoruz. Lütfen, lütfen bize karışmayın. Ya da bırakın, lütfen istifa edin. Bürokratlar bu işin altından kalkar. İnanın bürokratlar bu işin altından kalkar. Ya teknokrat hükümeti diyeli 2 sene geçti ya, 2 sene. Benim 2 sene önceki teknokrat hükümetin teklifim, önerim, tavsiyem kabul edilseydi, uygulamaya konsaydı, Türkiye bugün olağanüstü bir yol almıştı. En azından bu acıların, çilelerin hiçbirisini çekmiyor olacaktık. Ama yapmıyorlar kardeşim. Ya demokrasi siyasetçinin egemen olduğu sistemdir, tamam da bilen siyasetçinin. E bilmiyorsunuz ki siz. E bilene de karışıyorsunuz. Bilenlere de iş yaptırmıyorsunuz. Sonuç? E sonuç da berbat. Sonuç berbat. Hep beraber görüyoruz sonuç. Olmuyor. Daha bir dakika, önümüzdeki günlerde çok büyük ihtimalle Fed'in açıklamaları var. Çok büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon kolay beri dizginlenemiyor. Mecburdular. Ekonomiyi çarkı döndürebilmek için pandemiden sonra mecburdular. Keynes bunun aynısını Amerika'da yine bundan yaklaşık 90 sene önce yapmıştı. Yani 1929 krizinden 2 sene 3 sene sonra New Deal planıyla piyasaları açmıştı. Yani parayı bollaştırarak. Ya biz, Merkez Bankası Başkanı kendi söylüyor ya. Dünyada bizim kadar uzun süre sıkı para politikası uygulayan bir ülke yok diyor. İyi de sıkı para politikası uyguladığınız halde enflasyon var. E bu nasıl sıkı para politikası? Kardeşim, para politikalarıyla ekonomi yönetilmez. Ekonomi üretim politikalarıyla yönetilir. Üretim. Ya üretmiyorsunuz ya. Ürettirmiyorsunuz, inşaat yapıyorsunuz, sürekli inşaat yapıyorsunuz. Yine yeri geldi. Kim bilir kaç defa anlattım, bir daha anlatacağım. Doğu şehirlerinden birinde kaymakam geçinemiyor, maaşı az geliyor, valiliğe yazı yazıyor. Efendim maaşım çok az, geçinemiyorum. Valilik de cevap veriyor, bizim yapacağımız bir şey yok.
İstanbul'a başvur maliye nezaretine. Peki ne yazayım, ne isteyeyim? Yol yapacağım, inşaat yapacağım diye para iste diyor, ödenek iste diyor. Kaymakam yazıyor İstanbul'a. Maaşına zam yapmayan İstanbul, yol yapacağım, köprü yapacağım deyince kaymakama bir dünya para gönderiyor. Birkaç sene sonra da kaymakam istifa edip İstanbul'a yerleşiyor. Sonra Osmanlı'nın en zenginlerinden biri oluyor. Neden? İnşaat için gelen paranın yarısını çalıyor çünkü. Abi inşaat varsa bir ülkede hırsızlık vardır. Eğer bir ülkede fabrikalar yerine, özel sektör fabrikaları yerine, kamu sektörü değil, aman aman, kamu sektörü fabrika yapmaya kalkarsa gene çalarlar. Neden? Kamu sektörü adı üstünde. Müteahhide 10 liralık işi 50 liraya verirler, aradaki 40 lirayı paylaşırlar. Az gelişmiş ülkelerin kaderi bu. Osmanlı'da da böyleydi. Onun için bu, eğer bir ülke az gelişmiş ve siyasetçisi sokaktan gelmiş ise, cahil, eğitimsiz, din üzerinden siyaset yapıyorsa, inşaat yapar. İnşaat, başka hiçbir şey yapar. Neden? Para abi, para. Ya inşaat yapar, ya silah alımı yapar. Bakın, ya inşaat yapar, ya savaşı tahrik eder sürekli. Düşmanlar bizim üstümüze gelecekler, istila edecekler, Türkiye'yi bölecekler. Abi yıllarca oynandı bu oyun. Yıllarca. Ondan sonra da halkın parasını çalarlar, kaçarlar yurt dışına. Az gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Ya Türkiye'den bahsetmiyorum. Türkiye'de böyle bir şey olmaz ya. Türk halkı neciptir. Türk halkı güçlüdür. Türk halkı âli cenaptır. Yedirmez hırsızlara paraları. Yemez hırsızlar bizim paracıklarımızı. Seçmeyiz abi yiyenleri. Seçmeyiz değil mi? Seçmeyiz abi. Onun için Türkiye'yi hırsızlar yönetemez. Ben başka ülkelerden bahsediyorum. Hırsızların yönettiği ülkelerden bahsediyorum. Canlarım güzellerim benim. Ya CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a çok sert sözler. 9 ayda Londra'daki tefeciye 124 milyar lira faiz ödediler. 9 ayda vatandaşa sadece zam verdiler. Faiz lobisinin bir numaralı adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan artık Türkiye'nin önündeki en büyük takozdur. Demokrasinin, büyümenin, gelişmenin önündeki en büyük takozdur. Canlarım vallahi okurken aklıma geliyor. Annecimin fıkralarından biri yine. Çok küçük yaşlarda öğrendiğimiz fıkralar bunlar. 3 kız kardeş var. 3 kız kardeşe 3 erkek kardeş talip olur. İstemeye gelecekler eve. Fakat 3 kız kardeşin üçünün de bir özelliği var. S harfini söyleyemezler. S yerine T harfini kullanırlar. Mesela sevdim diyemez, tevdim derler. Mesela sevdim seni diyeceklerine tevdim teni diyorlar. Böyle. Var böyleler yaşayan hayatta. Bunlar normal olabilir şeyler bunlar insanlarda. Anneler diyor ki aman diyor. Sizi istemeye geldiklerinde sakın konuşmayın. Susun. Daha nikahtan sonra konuşursunuz diyor. Üçü de peki anneciğim diyorlar. İstemeye geliyorlar. Hiç ağızlarından tek kelime çıkmadan sadece konuşulanları dinliyorlar. Ve önlerine bakarak tabii bir arada her biri sırayla kahve getirip veriyorlar. Yine o kadar ama. Oturuyorlar sonra yerlerine. O sırada bir sıçan geçiyor odanın içinden. Haydi sıçan. S'yle başlıyor. Anneleri de konuşmayın dedi. Küçük kardeş tecrübesiz, deneyimsiz, heyecanlı. Titana bak titana diye bağırıyor. Ortanca kardeş dürtüyor kız kardeşini. A kız diyor. Annem bize ne töledi? Büyük kardeş akıllı, uslu, başlı. Kim tölerse tölesin ben tölemem diyor. Diyeceksiniz ki dede bu fıkranın ne ilgisi var? Var. Bunları Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Kim tölerse tölesin ben tölemem. Ben tölemedim. Kemal Bey söyledi. Ben okudum sadece. Abi o kadar. Ben aracıyım. Ay canlarım benim, güzellerim benim ya. Vallahi ya neşeliyim, eğlenceliyim, ne yapayım ya, boş ver. Bakın bunlar da Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Hay Kılıçdaroğlu söyledi. Adaleti kendim için istemiyorum. Bu ülkede yaşayan 83 milyon için adalet istiyorum. Masum insanların hapishanelerde kin ve nefret duygusuyla tutulmasını istemiyorum. Kimlerden söz ettiğini anlıyorsunuz. Osman Kavala,
Selahattin Demirtaş, askeri öğrenciler, avukatlar, gazeteciler neden hapiste? Bravo Kemal Bey, canım kardeşim. İşte bak, muhalefet bu. Bu muhalefet etmektir. Çünkü muhalefet etmek sorunları gösterip sorunları çözeceğinin işaretlerini vermektir. Bunlar bir iktidar partisinin kolaylıkla çözebileceği sorunlar. Bu kadar basit. İktidar mı oldunuz? İsterseniz ülkenizi çok adil, dünyanın en adil ülkelerinden biri haline getirebilirsiniz. Devam ediyor Kemal Bey. Terörü bir insanlık suçu olarak gördük. Terörü lanetledik. 10 Ekim Ankara gar katliamı yüreğimizde derin bir yara açtı. Acılarımız var ama aynı zamanda adalete olan ihtiyacımız var. Evet. 10 Ekim günü gar katliamından söz etmedim. Ondan önceki günde söz etmedim, sonraki günde söz etmedim. Canlarım be, beni tanıdınız artık. Ben bu tür olayları kaşımayı istemiyorum. Kaşımayı sevmiyorum. Kemal Bey yanlış mı yaptı? Siyasi parti genel başkanı. Ana muhalefet partisinin genel başkanı. Bir meramını anlatmak isterken bunları söylemesi doğru. Ama ben geçmişin kaşınmasından yana değilim. Bakınız, geçmişi bizler kaşımayız. Geçmişte yapılan, işlenen suçlar varsa elbette bunların yargılanmasını talep ederiz. O ayrı bir olay. Ama biz yargılayamayız. Bağımsız bir yargımız olur. Bağımsız yargı yargılar ve hüküm keser. Suç sabitse, suçlular artık belirliyse, belirlenmişse cezalandırır. Değil mi canlarım? Öyledir. Bu arada bahaneyle onu da söylemiş olayım. Ben, dikkat ederseniz, bu tür olaylarda o tür felaket günlerini anmaktan mümkün olduğu kadar uzak duruyorum. Devam ediyor Kemal Bey. Kinle, öfkeyle devleti yönetmeyeceğiz. Türkiye'nin buradan hızla çıkması lazım. Bunu hep birlikte yapacağız. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. İnşallah Türkiye'yi adaletle, birikimle, liyakatle yöneteceğiz. İşte bu. Ya işte bu ya. İşte bu. Sevgili Meral Hanım, sevgili kız kardeşim, canım, değerli dostum. Bakınız hep beraber ve diğer siyasi parti genel başkanları, Allah aşkınıza. Birinizin söylediğini hepiniz tekrarlamanızın hiçbir sakıncası yok. Hiçbir sakıncası yok. Aynen söyleyeyim çünkü bunlar hep ortak sorunlarımız. Beraber olarak çözeceksiniz bunları. Hepiniz aynı şekilde halkımıza öncelikle umut verin. Umut verin. Efendim enseyi karartmayın demeyin. Zaten enseyi karartmayın sözü de bana ait değil. Ben tekrar hatırlattım topluma. Rahmetli Çetin Altan'ın sözüdür bu. Oo, çok eski bir cümledir. Harika da bir cümledir. Harika bir moral kaynağıdır. Ben siyasi parti genel başkanlarımıza, muhalefet partilerin genel başkanlarımıza enseyi karartmayın deyin demiyorum. Bakınız mesela Ekrem İmamoğlu her şey çok güzel olacak dedi. Affedersiniz pardon kendime pay çıkarmak için söylemiyorum. Tabii ki bunu küçük bir çocuk söyledi önce aykırdı. Ama bunu daha önce Cem Yılmaz'ın izlediğim ve çok beğendiğim Her Şey Güzel Olacak filminden mülhem olarak yani ondan ilham alarak Ekrem Kılıçdaroğlu için ben söylemiştim burada. Sonra gencecik bir çocuk çıktı. Benden duydu demiyorum. Cem Yılmaz'ın filmini seyretti de demiyorum. 17-18 yaşlarında aklı başında kafası çalışan bir gençti. O da söyledi. Peki ne anlatmak istiyorum? Her şey güzel olacak demek Ekrem İmamoğlu'na seçim kazandırdı. Bunu anlatmak istiyorum. Ben her şey güzel olacak dediğimde temennilerimi söyledim ama bu aynı zamanda kuantum açısından bakarsanız eğer bütün bir toplum aynı dilekte bulunursa enerji o kadar güçlü olur ki ve her şey güzel olur. Sakın moralimizi bozmayalım. Sakın umutlarımızı kırıp atmayalım. Hayır. Hep umutlu olacağız. Daima umutlu olacağız. Umutsuz olduğumuz anda zaten kaybetmişiz demektir. Kemal Bey'in bu kurduğu cümleleri tekrarlayacağım. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. İnşallah Türkiye'yi adaletle, birikimle, liyakatle yöneteceğiz. Evet, bunlar çok önemli. Adalet,
birikim, liyakat. Birikime deneyim de diyebilirsiniz, bilgi birikimi de diyebilirsiniz. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Zaten bunların hepsinin toplamı da liyakattir. Yani göreve layık olmaktır. Türkiye'de şu anda siyasi irade liyakati değil, itaati tercih ediyor, sadakati tercih ediyor. İtaatkarlar ve sadakat sahipleri ise halkı değil. Önce kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Neden? Sadakatlerini satıyorlar. Neden? İtaatlerini satıyorlar. Eğer bir toplumda itaatlerini ve sadakatlerini satanların sayısı çok ise o toplum iflah olmaz. Peki toplum neyini satmalı? Adaleti satmalı. Neyi satmalı? Liyakati satmalı. Haliyle de devleti yönetenler adaletli ve liyakatli olan bürokratlarla çalışmalı. Değil mi canlarım? Olacak mı? Olacak. Her şey çok güzel olacak. Devam ediyorum. Kemal Bey yine anlatıyor. Bir çiftçimiz tarım kredi kooperatifleri yakında satılı köy ilanına çıkabilir demiş. Türkiye'yi bu hale kim getirdi? Bize yetkiyi verin. Dostlarımızla bu ülkede nasıl bahar havası estirilir göreceksiniz. Yani dostlarımız dediği diğer muhalefet partileri. Uzlaşacağız demiyor, uzlaştık diyor. Siz birisinden dostum diye söz ediyorsunuz, o sizin artık dostunuz olmuş demektir. Ben onunla dost olacağım deseydiniz ya da potansiyel dostlarımla deseydiniz, birileriyle dost olmayı planlamışsınız demektir. Ama dostların, dostum dediğiniz andan itibaren artık o sizin dostunuzdur. Demek dostunuz olmuştur. Harika. Dostlarımızla diyor. Potansiyel dostlarımızla demiyor. İleride kuracağımız ittifaklarla, müttefiklerimle falan demiyor. Dostlarımızla. Ya çok güzel. Bravo Kemal Bey. Bravo. Devam ediyor Kemal Bey. Hangi sosyal kimliğin sorunu varsa buyursun CHP'ye. Defalarca söyledim. Emeklilere 2 maaş ikramiye. 3600 ek gösterge dedik. Erdoğan nihayet sözümüzü dinlemeye başladı. Bu iyiye işaret. 3600 ek gösterge sağlanıncaya kadar her gün dillendireceğim. İşte ya. Dediğim bu ya. Benim istediğim bu ya. Bıkmayın. Et tekrarı ahsen ve levkane 180. Her gün söyleyin Kemal Bey bunları. Bakınız sizden korkusundan Recep Bey 2002 sonuna kadar çözeceğiz dedi 3600'ü. Neden? Demek ki erken seçim yok. Seçim ne zaman? 2023'te. Neden 2002'nin sonunda yapacak? 2002'nin sonunda da yapmayacak göreceksiniz. 2023 seçimlerine doğru hem 3600 ek göstergeyi verecek mi bilmiyorum ama yine vereceğim diyecek. Büyük ihtimalle EYT için de aynı şeyi yapacak. Evet. Buna rağmen yine bu halk kanacaksa ben daha ne diyeyim arkadaş ya. Ondan sonra en büyük Tayyipçi benim. Neden? Bu halk ezilsin abi. Bu halk o zaman ezilmeye, bir halkın tamamı değil o kısımlar. Ezilmeye müstahak abi. Bizler daha ziyade tuzu kuru olanlar hayat gailesinden daha çok demokrasinin peşinde koşuyoruz. Adalet peşinde koşuyoruz. Özgürlüklerimizin peşinde koşuyoruz. Muasır medeniyetler seviyesine çıkmanın özlemiyle yanıp tutuşuyoruz. Daha müreffeh bir Türkiye isterken buradaki amacımız sanatın çok ön plana çıkarıldığı bir ülke. Gelişmiş ülkelerle kolaylıkla rekabet edebilen bir ülke. Canlarım inanın iyi bir yönetim gelsin. Moderniteden korkmayan, laik sistemle kavgası olmayan, muasır medeniyetleri hedeflemiş, bu aydınlık kafalara sahip iktidar gelsin Türkiye'de, bugün turizmden elde ettiğimiz paranın ilk sene değil ama ikinci sene itibaren iki sene iki misli derken üç mislini derken dört mislini kazanırız. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni İyi kadrolar yönettiği takdirde modern kadrolar, laik devlette kavgası olmayan kadrolar, özgürlükçü kadrolar, demokrat, hukukun üstünlüğü ilkesine inanmış adil kadrolar yönetirse Türkiye'nin yıllık turizm geliri 100 milyar doları bulur. Dünyanın en güzel otellerine sahibiz.
Özal, rahmetli Özal'ın yattığı yer nur olsun. Kızım, bana ne kardeşim, isteyen kızın. İsterseniz küfredin, beni ilgilendirmiyor. Bana ne, o yargının işi. Ama Türkiye'de turizmi Turgut Özal başlattı. Ondan sonra gelen başbakanlar da, Necmettin Erbakan rahmetli dahil, ilerlettiler. Peki kim ilerletmedi? Recep Bey. Bütün yapılan oteller, hepsi Recep Bey'in iktidarından önce yapılan oteller, şimdi ne oluyor? Peki yenilemeler yapılıyor. Daha güzelleşiyorlar. Aha, hiç mi yapılmadı otel? Güzel oteller. Dünya çapında pahalı turist getirecek oteller. Elbette yapıldı. Yapılmadı demiyorum. Elbette yapıldı. Pek çok kamu oteli, emekli sandığına ait otel özelleştirildi. Yenilendiler. Bütün bunlara bile yok. Onları da yaptı. Bravo. Ama o güzel otellere pahalı turist bulamıyoruz. Neden? Söylemek istemiyorum. Ama inanın Recep Tayyip Erdoğan gitsin, yeni iktidar gelsin, ama benim tarif ettiğim iktidar gelsin. Biz çok yakın bir zamanda, en geç 3 sene içinde 100 milyar dolar turizm gelir elde ederiz. Enerji ihtiyacımızı karşılayacak dövizin 2 misli. 2 misli. Şimdi kaç para? 24-25 milyar dolar. Artık son 2 senedir o da yok. Ah be canlarım ya. Ah benim canım güzellerim ya. Zannediyorsunuz ki bazı gençler, Türkiye'nin potansiyeli yok. Türkiye'de potansiyel çok. Türkiye olağanüstü bir ülke. Türkiye yırtar geçer. AKP'ye bu güzel altyapıyı kim teslim etti? Ondan önceki demokratik, layık, sosyal hukuk devletine saygılı, Atatürk ilkelerinden sapmayan hükümetler teslim etti. Erdoğan ve hükümetleri de şimdi, yani yiğidi öldürmeden hakkını verelim, 2011-2012'ye kadar bunu götürdüler. Laiklikten zerrece taviz vermediler. Hatta Erdoğan laikliği savunan konuşmalar bile yaptı. Ne zamana kadar? 2011-2012'ye. Hadi 2013'e kadar. Sonra felaket. Sonra başladı gerileme dönemi. Hem ekonomide, hem sosyolojide, hem uluslararası ilişkilerde. Acayip geriledik. Ülke yarı yarıya küçüldü. Canlarım. Bu iktidar gidecek, yerine gelecek olan yeni iktidar Türkiye'yi hızla büyütecek. Hızla, bakın, hızla büyüyeceğiz. Bunu da turizmle sağlayacağız. Hiç korkmayın. Hiç merak etmeyin, endişe etmeyin. Hava atmıyorum, yalan da söylemiyorum. Turizmle aşacağız. Lütfen not ediniz canlarım benim. Ve emeklilikte yaşa takılanlar şanslı. Onlar terörist grubuna değil, türedi grubunda. Evet, ne yazık ki. Erdoğan onlara öyle diyor ya. Ya EYT'lilere türediler diyor ya. Bir ülkenin cumhurbaşkanı. Nasıl böyle şey söyleyebilir bilmiyorum. Aklım almıyor canlarım. İnanamıyorum ya. Neyse, devam ediyor Kemal Bey. Merak etmeyin. EYT'lilerin de sorunlarını biz çözeceğiz. İnşallah. Başka ne isteyebiliriz? Başka ne istenilebilir ki? Ben inanıyorum. Siz de inanın diyemem. Böyle bir hakkım da yok. Canlarım benim. Ama ben size fikirlerimi söyledim. Düşünün, tartın, yanlışlarımı bir tarafa koyun, doğrularımı bir tarafa koyun. Doğrularımı üzerinde de düşünün, tartışın. Ama sonra kendi kararınızı verin. Dedeniz haklı ya da haksız. Haklı olursam çok büyük bir iş yapmış sayılmam. Haksız olmak da suç değil. Değil mi canlarım? Önemli olan sizin görüşleriniz, sizin vereceğiniz karar, sizin tercihleriniz. O zaman beni de siz ikna edeceksiniz. Dede, burada yanlışım var diye. Haydi bakalım hep beraber. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.